Merhaba arkadaşlar, Nurgülün tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir, zil butonu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yeşelimin rengi altın başak 383 numara ve modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, zarif böyle tül gibi bir model yapacağız beraber. Örümceklerimizi de kır çiçekleriyle, minik kır çiçekleriyle süsledim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Şöyle yeşile doğru da tutayım. Daha bir şöyle göründü. Güzel gözüme gözüktü. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tığ battığınızda sık iğne ile girip iki zincir ile trabzanımızı yapmaya başlıyoruz. İsterseniz direkt trabzan yaparak da bu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum trabzanımın arasına bir defa tığımı doluyorum ve yanındaki tığ battığı hemen girip 2 iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir, 3 4 zincir kapatıyorum buraya. Bu şekilde buraya bir tamurcuk yaptım Bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 olarak alıyorum Şimdi arkadaşlar şu aradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu da 10. Kirpiğim Buraya 12 tane arkadaşlar kirpik yapalım Arası mesafesi olarak 12 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapalım. 11. 2 iki, alıp bir trabzan yaptım. 4 zincirimi kapatıyorum buraya. Kirpik yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıma girip 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar Kurulumuna başlıyoruz. Şöyle ipim biraz uzatıyorum. Şöyle orta boy bir tane örümcek yapıyorum buraya. Şöyle bir tık daha büyük yapalım. Gözüme küçük geldi arkadaşlar. Ve bir tane büyük örümcek yapıyorum bu boyutta. Hemen yanına şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Şimdi birinci örümceğimin büyüklüğünde buraya bir tane daha örümcek yapıyorum. Şu şekilde büyük, küçük, tekrar büyük 3 tane örümceğimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan dördüncü kirpiğe gireceğiz. 1 2 3 ve 4. 4. kirpiğimin içine girdim. Bu bıraktığım ilmeğimi buradan tutuyorum arkadaşlar ve buraya Tomurcuğun arasından geçirip sık iğne ile sabitledim bu şekilde. dördüncü kirpiğimin üzerine sabitledim. Buradan örümceğimin içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum bu 1. Bu 2. Bu 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. Evet, örümceğime bu şekilde 10 tane sık iğne yaptım. Hemen arkadaşlar ortadaki yaptığım küçük örümceğin iki tel kanadını alarak sık iğne ile buraya bu şekilde geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane küçük örümcekler yapacağız. Şöyle şu boyda çekiyorum. Hepsinin boyutu bu boyutta olacak ve bu sık iğne ile girdiğim örümceğimin arasına girip yaptığım bu minik örümceği kapattım buraya bir yine aynı beşini de aynı büyüklükte hafif büyüklük sorun olmaz arkadaşlar İki oldu şöyle ipimi göz kararı birkileri nasıl uzattıysam uzatıyorum 3 oldu Şöyle sıkı sıkı kapatıyorum. 4 oldu. Tekrar 5. ve sonuncu örümceğimi de arkadaşlar bu şekilde arasına girerek yaptım. Yine aynı öbür iki telinden öbürkileri kapattım yere kapatıp bu şekilde arkadaşlar buraya 5 tane minik örümcek yaptım 2 tane teli alıp hemen örümceğimin içine sık iğne ile girdim Buraya da diğer örümcekte olduğu gibi 10 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar 10. da bu şekilde yapıp 11. sayılırsa Trabzan seviyesine inmek için Tekrar buraya bir sık iğne yaptım Bu şekilde Bir tane zincir çekiyorum yine dibine Bir defa tığımı doluyorum Yine ara suyu Yapım yerine geçiyoruz arkadaşlar 2 2 olarak aldım bir trabzan yaptım Yine 12 tane bu şekilde Ara suyu vereceğiz arkadaşlar 1-2-3-4 zincir. Kapattım kirpiğimi. Bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıma 2-2 alarak bir trabzan yaptım. 1-2-3-4 zincir. Kapattım kirpiğimi. Bir zincir bir defa doladım. 2-2 olarak aldım. 1-2-3-4 zincir. kirpiğime bu şekilde trabzanıma kirpiğimi kapattım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yeşil yuvasını hazırlıyoruz. Sıra bu minik çiçeklerini göstermesine geldi. Evet arkadaşlar. Orta kısma 5 tane bu şekilde örümcek yapmıştık. İlk örümceğimi şöyle ön tarafından bana bakan kısmı çekip uzattım. Ve içine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Yaptığım bu sık iğnenin arkadaşlar tam ortasından değil, tek kanadından şöyle girip buraya kirpiğimi kapattım. 5 zincirimi kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Yine 5 zincir 5 zincirimi aynı noktaya arkadaşlar bu tek kanadının içine girip buraya bir tane kirpik yaptım. Tekrar 5 zincir 5 zincirimi yine aynı bu noktaya girip burayı yuva edindim yani arkadaşlar. Sık iğnemin tek kanadı kirpiklerim için yuva. 3 tane kirpiğim olunca hemen yine bu yeşil yuvaya girip bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu iki zincirim arkadaşlar yine bu öndeki örümceğimi çekerek örümceğimin içine girip sık iğne yapıyorum. 5 zincir 1 Şunu yakalım arkadaşlar. Gözünüzü yormasın. Güya siyahlaştırmadan yakacaktık. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi yaptığım bu sık iğnenin arkadaşlar şöyle tek kanadından bakın bu tarafı Sola bakan tek kanadından alıyorum. Buraya kapattım. Yine 5 zincir. 5 zincirimi aynı noktaya sık iğnemin tek kanadına yuva edindiğim yere kapattım. 2 oldu. 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Sık iğne ile 5 zincir. Şimdi arkadaşlar buradaki yeşil yuvaya sık iğne ile giriyorum şöyle düzgün durması için bunu buraya sabitliyorum. Evet. İki tane örümceğim arkadaşlar kirpiklerini yaptım. Köprü olarak geçiş köprüsü olarak iki zincir çekiyorum. Yine üçüncü örümceğimin öne bakan kısmını çekip uzatıyorum. Ve iki zincirimi buraya sık iğne olarak kapattım. Beş zincir. Beş zincirimi tek kanadına Şöyle sık iğnenin tek kanadına kapattım. Bir, beş zincir, iki, bir iki üç dört beş zincir. Bu da üçüncü arkadaşlar kirpi. Yine yeşil yuvaya her bitişte her üç kirpiği yapıştı arkadaşlar yeşil yuvaya da sık iğne ile şöyle giriyorum ki düzgün durmasını sağlıyorum Evet arkadaşlar yine ön tarafındaki olan kısımdan çektim iki zincirimi de köprü olarak çektim sık iğne olarak buraya yeşil yuvaya girdim 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi yine tek kanadından girip yuva yaptım. 5 zincir. Aynı noktaya girip ikinci kirpiğimi yaptım. 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde aynı noktaya 3. 5 zincirli kirpiğimi yaptım. Yine yeşil yuvaya girdim, sık iğne yaptım. 4. kirpiğimizde bahar çiçeğimizde tamam arkadaşlar. Sonuncu öne bakan örümceğimi çekip bıraktım. İçine sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım arkadaşlar. Bakın buradaki tam ortalamıyoruz. Buradaki tek kanadından giriyorum. Sola bakan tek kanadından girip 5 zincirimi bu şekilde kapatıp kirpik yapıyorum. 5 zincir kapattım kirpik olarak 5 zincir kapatıyorum kirpik olarak Evet 3'e tamamlanınca hemen yine arkadaşlar yeşil yuvaya sık iğne ile girmeyi bu şekilde unutmuyorum bir tane de zincir çektim şöyle ipimiz bitirdik arkadaşlar bu şekilde oldu çok da güzel oldu arkadaşlar Bakın, kır çiçeklerimiz çok zarif durdu bu şekilde. Kirpiğin içine girdiğimiz zaman arkadaşlar örümcekleri yani kirpiğin içine sabitlediğimiz zaman sağa sola kayım oluyor. Böyle gayet güzel, çok hoş duruyor. Gördüğünüz gibi kirpiklerim tek noktada sabitli, çok hoş durdu. Evet, şimdi ipimi yakıp hemen geliyorum. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım şu güzelliğe bakın çok hoş ve çok zarif oldu. Hani tül gibi diyoruz ya arkadaşlar çok sevdiğimiz böyle zarif modelleri bu şekilde. Muhakkak yapmam lazım arkadaşlar bu modelden. Çok zarif ve çok hoş oldu. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Evet. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.